Arkadaşlar, bu dersimizde söz sanatlarından intak ve teşhis anlatacağız. Teşhis, Arapça bir kelimedir. Şahıs sözcüğünden türemiştir. Şahıslaştırma, kişileştirme demektir. Teşhis, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler vermektir. Birinci örneğimizde içmek, mağrur bakışlı olmak insana ait özelliklerdir. Buluta. İkinci örneğimizde uyanmak insana ait bir özelliktir. Ay ışığına, mehtaba. Son örneğimizde yas tutmak insana ait bir özellik mevsimlere. Ağlamak insana ait bir özellik güllere. İnlemek insana ait bir özellik çöllere verilmiştir. İnsana ait özellikler, insan dışındaki varlıklara bulut, mehtap, mevsim, gül ve çöllere verilerek teşhis sanatı yapılmıştır. Arkadaşlar, önemli bir notumuz var. İstihare konusunda anlatmıştık. Teşhis sanatının olduğu her yerde aynı zamanda kapalı istihare vardır. Çünkü biz aynı zamanda kişileştirdiğimiz varlığı insana benzetmiş oluyoruz. Bu yüzden teşhis varsa kapalı istihare de vardır. Örnek sorumuzda dörtlükte hangi söz sanatları vardır diye sorulmuş. Birinci mısrada o çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Yorgun olmak insana ait bir özelliktir. Çaya aktarılmış çay kişileştirilmiştir. Teşhis sanatı vardır. Üçüncü mısrada yaslı gelin gibi derken çay yaslı geline benzetilmiştir. Teşbih benzetme sanatı vardır. Az önce notumuzda söylemiştik. Teşhisin olduğu her yerde kapalı istihare vardır. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne'dir. Bu dersimizde anlatacağımız ikinci söz sanatı intak. İntak Arapça bir kelimedir. Arapça söz söylemek, konuşmak anlamındaki nutuk kelimesinden türemiştir. İntak, Türkçe konuşturma demektir. İntak, insan dışındaki varlıkların canlı veya cansız fark etmez konuşturulmasıdır. İntak, özellikle fabllarda kullanılan bir söz sanatıdır. Birinci örneğimizde bülbül, senin nazını çekemem. İkinci örneğimizde gemi, yine gelirim üzülme. Üçüncü örneğimizde tilki, kardeşciğim artık dostuz diye konuşturularak intak sanatı yapılmıştır. İnsan dışındaki varlıklar konuşturulmuştur. Arkadaşlar, önemli bir notumuz var. İntak sanatının olduğu her yerde aynı zamanda teşhis sanatı vardır. Çünkü konuşmak insana ait bir özelliktir. İnsana ait bir özellik insan dışındaki bir varlığa verilmiş olur. Örnek sorumuzda en belirgin söz sanatı hangisidir diye sorulmuş. Aslan emretti dendikten sonra aslan konuşturulmuştur. Bu yüzden İntak sanatı vardır.